Merhaba sevgili yarışseverler. 20 Mayıs Perşembe Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Heyecanı hep birlikte yaşayacağız Ankara yarışlarında. Bakalım kimler bugünün kazananları olacak. Her zaman olduğu gibi elimden geldiğince gönlü güzel, kalbi güzel, aklı olan insanlara benim için doğruları anlatmaya çalışacağım. İnşallah şansın yanımızda olduğu bir program olur sevgili dostlar Ankara yarışlarında. 8 koşu izleyeceğiz. Yedili plaseden başlayarak tek tek şanslı olabilecek, bana göre iyi koşabilecek isimleri sizlere anlatacağım sevgili dostlar. Bakalım neler izleyeceğiz. Biliyorsunuz dün İstanbul'da yarış heyecanı vardı. Sizlerle bir video paylaştım. İlk koşuda Leonidas kazanma başarısı gösterdi. Yedili plasenin ilk ayağıydı. İlk ayakta 6 numaralı Meriç adeta ben Çin pisti inkar edeceğim der gibi koştu. Hiç yarışta yer almadı. Belki de anlık bir sorun yaşadı 6 numaralı Meriç. Hiç saha içinde yoktu sevgili dostlar. İkinci koşuda 16 numaralı Adaşlı Gökhan Bektaş yine aralarda kalmasına rağmen kazanan 12 numaralı değer oldu Mertcan Çelik'le. Üçüncü koşuda 12 numaralı Kurah sevgili dostlar tam istediğim gibi koştu. Geldi, hepimizi mutlu etti. Yüzlerimizi güldürdü, dostlarımıza kazandırdı. Bu da benim için bugüne yetti sevgili dostlar. 27 lira 80 kuruşta 12 numaralı Kurah günün 3. ayağını kazanma başarısı gösterdi ki en çok sevindiğim olaylardan biri de sevgili dostlar. YouTube'da 5000'lerin 3000'lerin arasında 3 liraya 2 liraya o tatlı tatlı oyun oynayan amcalarım var. Belki ganyancı dostlarımız onlara kızıyorlar ama onların da bütçesi o kadar. Yoksa bütçesi olan at yarışından vakit geçiren, zaman geçiren insanların zaten birçoğu yarış günleri VIP ailesinde benim bütün bilgilerime hakim olabiliyorlar ama o tatlı insanlardan bugün gelen ses kaydıyla ki hep söylüyorum cazip at her zaman düşmez. Ama düştü mü de yarış günleri VIP ailesine Hasan Dolmaz'a özel olarak düşer. Onlardan biri de Kurah'tı. Bugün WhatsApp grubunda birinci altılı Ganyan'da dostların 4 tek 1 tek altılısını çok kolay buldular. 4000 lira gibi bir ikramiye verdi. Onun dışında Kurah arkasına sıralı ikilisi 200 lira verdi. Normal ikilisi 53 lira verdi. Alttan üstten çifteler. Son koşu 5'li bahisi. İkinci altılıyı hiç sormayın sevgili dostlar. Ben de kaybettim. Dostlarım da kaybetti. Ben şahsım Malibu'nun oğluna gittim. Belki Kurah'a gitseydim. Ses kaydında da söyledim onlara. Deli cesareti lazım. Kurah'ı tek atanlar belki de bugün altılıyı beşliyi bulabilirler dedim ama o cesareti, o deli cesaretini ben ne yazık ki gösteremedim. Ama en azından dostlarım bugün belki de ikinci ilk altılı kadar paraları Kurah'la topladılar sevgili dostlar. Yine dörtlü Ganyan geldi. Son koşunun sıralı 5'li bahisi hem kombinesi hem tatlı oyunu üçer üçer kazananları tebrik ediyorum. Hep söylüyorum at yarışı bitmez. Heyecanı yaşıyoruz. Heyecanı yaşadığımızda da mutlu oluyoruz sevgili dostlar. Ama ne mutlu bana ki o küçük oynayan dostlarıma o 27 lira ganyanlı atı verdim. Ne mutlu bana sevgili dostlar. Klavye delikanlıları hala yazmaya devam ediyorlar. Belki sizlerin birçoğu görmüyor ama ben görüyorum onları kale de almıyorum sevgili dostlar. Direkt engeli basıyorum çünkü benim için sadece klavyede tuşlara basabilecek akıllılar. Onların suratını 3. ayaktaki Kurah'tan sonra görmeyi hep istiyorum ama ne yazık ki hiçbirini tanımıyoruz ve tanıyamayacağız da. Bunlardan bir tanesini bir gün hipodromda tanımak isterim ama öyle bir cesareti bulur mu onu bilmiyorum sevgili dostlar. Bakalım heyecanı Ankara yarışlarında yaşayacağız. Yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup yarışlar önce paylaştığım ses kaydıyla altılı ganyan kuponlarınızı oluşturmak isterseniz. En önemlisi sizlerin kaçırdığı yeri yarış günleri VIP ailesinde Hasan Dolmaz'ın sesinden öğrenmek isterseniz 0553 425 59 30 Instagram adresim, Twitter adresim yarış günleri adıyla araya bulabilirsiniz. Yani hashtag yarış günleriyle Twitter'da yine hashtagle yarış günleri yazarak Instagram adresimi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda ara ara canlı gün içinde bundan sonra TikTok'ta da ufak tefek videolar çekeceğim. 1594 Ganyan Bayi sevgili dostlar. Orada bir dostumun Ganyan Bayi'nde fırsat buldukça onun yanına gidiyorum. Ganyan Bayi 1594 TikTok adresimiz. Orayı takip edin.
takip edin. Ganyan Bay 1594'te belki anlık olarak orada Pado'yu izlerken bir atın rengini beğeniriz. Donunu beğeniriz. Jokeyini beğeniriz. Belki oradan bizlere bir şeyler çıkabilir. Bildirimleri açın. Oradan da TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Malum günümüz sosyal medya sevgili dostlar. Sizlerin karşısına YouTube'la yeniden döndüm. Yoksa geçmişte hatırlayanlar Radyo Spor var. İnternet siteleri var. Yine YouTube'da karşınızdayım. Hep söylüyorum at yarışı bitmez. Bütçeyi aşmayın. Kendinizden şaşmayın. Kazanmak istiyorsanız da tek doğru adres yarış günleri VIP ailesinin içinde olmayı unutmayın. Gidenler gelenler, gelenler gidenler. Hayat devam ediyor sevgili dostlar. Yarın da Ankara yarışlarında birlikte olacağız. 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan heyecana ortak olabilirsiniz. Ankara yarışlarında ikinci koşuyla birlikte Edirne Plesi heyecanı başlayacak. Bursa'da yarış yaşamına başlayan talihsiz kaybeden ardından son yarışını Ekürüsü ile birlikte koşup onu sonlarda geçip kazanan Ayhan Kurşun'un ısrarla üçüncü kez bindiği iki numaralı Bahtı Gürüm. En yakın rakibi bir numaralı Pekal. İkisinden biri normal şartlarda at yarışının adaleti şaşmazsa iki atın başına da bir iş gelmezse birinden biri kazanacaktır. Bir tanesini Yedili Plesi için tercih edebilirsiniz. Üçüncü koşu 16 handikap mücadele. 4 yaşlı Arapların koşusunu izleyeceğiz. Start aldığı son yarışında Ankara'da tamamen oraya yerleştiğini gösteren bugün rakiplerine oranla uygun bir kiloyla start alacak olan her ne kadar zor yarış olsa da ağır kilolu iyi rakipleri bulunsa da bugün ilk ayaklarında zayıf kilolarla yani alçak kilolarla gelmeyi seven 9 numaralı Kösef'in jokeyi Mücahit Bayır'a ilk şansı vereceğim sevgili dostlar. Kara Mustafa'nın anne kardeşi baba Sonalp Ankara'yı seviyor. Bugün biraz önlerde giden rakiplerini yakın takip ederse çok kısacık bir sprintle altılı Ganyan'ın ilk ayağına bir 8 lirayla damga vurabilir. Dördüncü koşu 16 handikap 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde son iki yarışında yeniden kendini bulan bugün de bence ön tarafa yakın gidip ön tarafta yakın da kalması halinde ben sonlarda etkili duracağını düşündüğüm 10 numaralı Portrait of Lady sevgili dostlar. Hakan Yıldız bence Avangard'ın iyi yavrularından biri olan bu kısrakla sonlarda adeta babası gibi direne direne fotoyu bulabilir. Yeter ki o hayalimin dışında olan yarışı yapmasın. Yani önüne bir iki atı alıp onların peşine yatıp etkili bir düzlük yarışı yapsın. Beşinci koşu kısraklara ait mücadele. Dişiler 4 çarç salt aldığı son 2 yarışında 4 ay sonra sağlıklı gelen özellikle son uzun yarışında 150 direğine kadar önde olan iyi gruplar yanında koşan bir üstteki rakiplerin yanı sıra daha iyi rakipler yanında koşan bugün bence mesafe lehine dönmesiyle Gökhan Kocakaya ile yerini iyi alması halinde kısa sprint ile yarışı götürecek olan 4 numaralı Abjar kız bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Dişiler, kısraklar birbirini buldu mu ortalık yanar amana dikkat edin. 6. koşu Anadolu Medeniyetleri koşusu 1 numaralı Feyirsan sevgili dostlar. Feyirsan dedik gerçi no regret. Halis Karataş'ta start alacak. 3'te 3 yaptı. Geninde Feyirsan bulunan, onun gibi bir eşkale sahip olan bir numaralı no regret. Allah ayaklarını düz bastırsın. Yarış sürete çıkacak. Halis abi erken de gönderdi. Kendi de geldi. Bir aksilik olmazsa bir numaralı no regret. Sadece kum pistte bir dişi tay Black Phantom'a geçilmişken bence bugün gücünü kullanacaktır. Geldik 7. koşu 3 şart 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde start aldığı son yarışını 4 ay sonra 2 yarış koşan bu kez bence gelişen nefesiyle Halis Karataş'la da iyi anlaşan kısa sprintini sonlara kadar bırakacak olan 3 numaralı Çakmakşa bu kez etkili gelerek gökyüzü de yokken bu yarışı kazanmaya yakın isimdir. Ön tarafa gidecek isimler var at ben bugün koşacağım derse keyfim de yerindeyse bugün bu rakipleri geçmeye yakındır sevgili dostlar. Ve geldik son koşuya. Bakalım ne izleyeceğiz. Start aldığı son yarışında ani bir şekilde yarışı içinde kendini boşlayan, sonrasında Ankara'ya gelen, bir iş yapan, ardından yarış yaşamına başladığı jokeyi Mehmet Akyavuz'da start alacak olan ve bugün yarışa baktığımızda da Plesi hatta Cazip bomba konumda çıkacağını düşündüğüm 10 numaralı West Side Glory sevgili dostlar. Bugün Dilba'ya ilave edildi. Anne Parlera hatırlayanlar olur. Natalya Biç, Aytu Atalay demem yeterlidir. Yani namı diğer
Kurtele kürsünün atıydı Parlera. Ben bugün etkili koşacağını düşünüyorum. Çim pisti daha iyi yapacağını inanıyorum ki zaten bir mozaik tarım yetiştirmesi, Kurtel yetiştirmesi olan 10 numaralı Westside Glory bana göre bugün Altılı Ganyan'ın son ayağında bombayı patlatabilir değerli dostlar. Gönlü güzel, kalbi güzel insanlara her zaman olduğu gibi elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. İçi fesat, sadece klavye delikanlısı olanlar da bizi izlemeye mahrum durumda kalmaya maalesef devam edecekler. Bugün kuraktan kazananlardan artık güzel bir yorum bekliyorum. Yorumları unutmayın, abone olun kanalıma. Sonrası Allah kerim. Her zaman olduğu gibi sizlere yardımcı olmaya devam edeceğim. İnşallah şans yanımızda olur. Yazdığımızda Ganyan olur. İmkanı olan dostlar da zaten Hasan'da olmaz da yarış günleri VIP ailesinde ses kaydıyla heyecanı yaşayabilir değerli dostlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hep yüzünüz gülsün. Hoşça kalın.